Bugün Kayseri'de evlerinde feryat ediyor kadın. Hiç alakası olmayan Suriyeli bebek, Suriyeli küçücük çocuğa tecavüz etmiş. Suriyeli çocuğa tecavüz etmiş bir alçak. Suriyeli'nin evini taşlıyorsunuz. Siz o çocuğa sahip çıkmak durumunda değil miydiniz? Siz o çocuğun ailesini bağrınıza basmanız gerekmiyor muydu? Madem bir çocuğa tecavüz edildiği iddiasıyla ortaya çıktınız. O zaman çocuğu ve çocuğun ailesine sahip çıkmanız gerekmiyor muydu? Ya Sakarya'da 8 aylık hamile Suriyeli kadına tecavüz edip öldürdü hayvanın birisi de. Evet. Evet. 2 gün konuşuldu mu 2 gün? Konuşulmadı. Yani karnındaki mesele, bebekle öldürdü bebekle. Mesele bundan ibarettir. Şimdi böyle bir gerçeğimiz var. Ben bu toplumumuz Suriye meselesi başladığı ilk günden itibaren. Ben bir yardım derneğinde de başkanlık yaptığım için söylüyorum. Elinden ne geliyorsa yardım etti. Ekmeğini bölüştü ve bölüşmeye de devam ediyor. Bu toplumun büyük çoğunluğu için söylüyorum. Bu toplumun büyük çoğunluğu Suriyelilerle bir mesele yaşamıyor ve onları kardeşleri olarak görüyor. Kapı komşusu, esnaf komşusu birlikte çalışıyorlar. Bazıları rahatsız olacaktır. Bakın Türkiye'de rahatsız olanlar olacaktır. Türkiye'de yani o maçın ortasında Melih'in biterken yaptığı hareketten rahatsız olup milli maç olmasına rağmen ona düşmanlık eden bu ülkede nasıl insanlar varsa, çocuk diyor ki ben Türk olduğum için yaptım bu hareketi diyor. Çünkü o Türklüğün bir sembolü. Sadece bir siyasi partinin sembolü değil. O siyasi parti de Türk milliyetçisi olduğu için o sembolü kullanıyor zaten. Ona düşmanlık, bakın milli maçta bile düşmanlık eden bir yapı varsa, onlar başından beri Suriyelilerden nefret ettiler. Neden? Çünkü Türkiye'deki bu yapılar, düşmanlık eden yapılar, Suriye'deki Baas rejiminin kopyasıdır. Onlar Türkiye'de de 100 yıldır bize zulmedenlerle aynı zihniyete sahipler. Ben burada Türkiye'deki o hoca efendilere, cemaat önderlerine, sivil toplum örgütlerine, Diyanet İşleri Başkanımız hepsine seslenmek istiyorum. Sizin en büyük hassasiyetiniz bu olmalıydı. Bir zalimin elinde katledilmiş Müslümanlar var ve bunlar kardeşleriniz. Türkiye'ye gelen Suriyeliler, bakın dünyada, Ukrayna'da savaş başladı. Bir yıl sonra 14 milyon kişi iltica etti Ukrayna'dan, biliyor musunuz? 14 milyon Rus ordusu gelmiş, toprağını işgal ediyor. Erkekler kaçacak delikanlı. Kadın kılığında kaçıyorlar şu anda Ukrayna'dan. Sokaklardan Ukraynalı erkekleri topluyorlar savaşa götürmek için. Diyor ki bunlar savaştan kaçmış gelmiş diyor, vatanını savunmamış. Kime karşı savunacaktı? Kendi ülkesinin cumhurbaşkanı Rusya'yı, İran'ı davet edip kendi halkını katlediyor. Nasıl savaşsın? Savaşabilen savaşıyor zaten. 100 bin Suriyeli şu anda erkek, 100 bin Suriyeli erkek şu anda PKK'ya karşı savaşıyor. DAEŞ'e karşı savaşıyor. Esad'a karşı savaşıyor. Rusya'ya karşı savaşıyor. İran'a karşı savaşıyor. İran'ın getirdiği çapulcuya karşı savaşıyor. Daha kimle savaşsın bu insanlar? Dünyada başka hangi yamyam kaldı Suriyeli'nin savaşmadı? Hangi yamyam kaldı? Siz Suriyeli'nin ne yaşadığını biliyor musunuz? Siz onun evinde neler yaşadığını biliyor musunuz? 14 milyon Ukraynalı bir gecede gitti. Hiçbiriniz ağzınızı açıp söylemediniz bir şey. Şimdi Ukraynalıların hepsi Ruslarla beraber Antalya'da tatil yapıyorlar. Ağzınızı açıp bir şey söylediniz mi? Söylemediniz. Çünkü onlar Müslüman değiller. Siz Müslümanlara düşmansınız. Onlar Müslüman kimliğinden vazgeçmediği için, onlar bu toprağa gelip dilenmedikleri için, 3 kuruşla gidip çalıştıkları için, ona vereceğin Türk işçisine verdiğinin 1/3'ünü verdin, çalıştırdın, onlar bir şey demedi, eyvallah dedi. Çünkü çocuğu, çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmak zorunda. Kadınların hiçbirisi fuhuşa gitmedi. Antalya'ya gidin, görün Ukraynalıları, görün Rusları. 2 tane savaşan ülkenin kadınları ne vaziyette görün. 1 tane Suriyeli kadın fuhuşa gitmemiştir bu ülkede. 1 tane. 3,5 milyon mülteci var. 13 yıldır bu ülkede yaşıyorlar. En zor şartlarda yaşıyorlar. Bedenini satmadılar. Neden? Çünkü Müslüman oldukları için. İnandıkları için bir davaları var. O toprakları terk etmek istemiyorlar elbette. O topraklar Suriye'nin toprakları, Suriyeli Müslümanların toprağıdır. Elbette ki o topraklara dönecekler. Elbette dönecekler. Ama önce Türk milleti kendine gelsin. Bir baksın. Bu topraklar göçmenlerin, mültecilerin, muhacirlerin yurdudur zaten. Biz hepimiz bir yerlerden hicret ettik. Osmanlı tebaasıyız çünkü biz. Balkanlarda yenildik, geldik buraya. Kafkaslarda yenildik, geldik buraya. Biz geldik, toparlandık. Anadolu kıtasında toplandık yani. Hepimiz böyle toplandık yani. Kaçımız ta Orta Asya'nın bilmem steplerinden gelmiştir yani. Böyle bir gerçek yok ki. Türk milleti diyoruz işte onun için buna. Osmanlı'dan tevarüs eden bu kalmış bu topluluğa Türk milleti diyoruz. Niye Türk milleti diyoruz? Niye Türk milleti diyoruz? Çünkü
Türklük Müslümanlığın sancaktarıdır da onun için söylüyoruz. Türk'ü bütün İslam topluluklarından ayıran en temel şey budur. Türk'ü seciyesidir, Türk'ün seciyesidir. Türk bütün İslam dünyasının muhafızıdır, sancaktarıdır, öncüsüdür, önderidir. Tarih boyu da böyle olmuştur. Onun için Selçuklu diye bir devlet var. Onun için Osmanlı diye bir devlet var. Onun için Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet var. Bu devlet de İslam üzerine kuruldu. Türklük de bunun üzerine bina edildi. Kendi seciyenizi düşürmeyin. Bu millet bu seciyesini düşürecek bir millet değil. Mazlumları himaye etmekten bahsetmiyorum sadece. O senin kendi kardeşin ya. O senin bir parçan. Halep senin bir parçan yani. Hama senin bir parçan. Humus senin bir parçan. Deirizor senin bir parçan. Onlar senin bir parçan yani. Daha 3 gün öncesinde parçandı. Bağdat da senin bir parçan. Musul da senin bir parçan. Bir parçayız biz. Biz bu dünyanın farklı bir yerindeki hiç bize ait olmayan bir yerden İsveç'in, Norveç'in, Alp dağlarından falan bahsetmiyorum. O açıdan biz kaybettik. Neyi kaybettik? İran'a karşı kaybettik bu savaşı. Çapulcularını getirdiler, yok ettiler bizi. Gidin Bağdat'ta bakın Ömerler mezarlığını görün. Sırf adı Ömer olduğu için öldürülen Müslümanların mezarlıklarını görün. Kaybettik. Evet, biz kaybettik bu savaşı. Bunu kabul etmek lazım. Ama hiç olmazsa mazlumu himaye eden, kardeş olduğunu belirten, onunla beraber bu zalimlere karşı mücadele etmemiz gerektiğini söyleyen insanlar olun. Yani hiç olmazsa ahlaken kaybetmeyin. O zaman göreceksiniz bütün dünya değişecek yani. O zaman göreceksiniz. Ben bu millete çok güveniyorum. Çünkü bu millet aşını gerçekten paylaştı. Ekmeğini paylaştı. Her şeyini paylaştı yani. Suriye'deki kardeşleriyle paylaştı. Türk devletinin de çok büyük hataları var. Mülteci konusunda sıkıntıları var. İskan politikası uygulamadı. Bununla ilgili var. Bütün dünyanın yamyamları geldiler. Suriye'nin meselesine müdahil oldular. Türk devleti o konuda aciziyet gösterdi. Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken o. Bütün bunların hepsini biliyorum. Bunları konuşmuyorum. Suriye'de gidip görmüş kendi gözleriyle, daha gözlerimin önünde 5 metre, 10 metre, 50 metre ötemde varil bombasının düştüğünü, insanların paramparça olduğunu, cesetlerinin üzerinde gittim yani. Kendi gözlerimle gördüğüm için söylüyorum. Bu vahşiler sürüsüne karşı Suriyeliler savaştılar. Siz hala Suriyelileri yani başka bir dünyadan gelmiş gibi görüyorsunuz. O senin kardeşin, senin bir parçan yani. Bunu idrak etmezseniz bu zalimlere, bu bozkurttan rahatsızlık duyan, o Avusturya'da bozkurttan rahatsızlık duyan kimse, onlarla aynı saflara düşüyorsunuz. O PKK'lılarla, o Biji bilmem işte şey yaptığında Biji Portekiz diyen o PKK'lı var ya, Abdullah Öcalan posteri giymiş olan. Onlarla Portekiz. Aynı. Onlarla aynı yere git. Son cümle şunu söyleyeceğim. Bakın Suriye'de Murat 100 Bey. Bin, 100 hemen geliyorum. 100 bin kişilik bir ordu var. Bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriyeliler 100 bin kişilik ordu kurdular orada. O orduyla Afrin'e girdik biz. O ordunun başkomutanı Fehim İsa'ydı. Bak Suriye Milli Ordusu'nun komutanlarından biri Sultan Murat Tümen'i komutanı. Afrin'e girdik, Türk bayrağını dalgalandırdık. 100 yıl sonra Abdullah Öcalan'ın o aşağılık, o alçağın, o dağlara çizdikleri o şeyini o komutanlar sayesinde indirdik, vurduk ve Afrin'i 30 yıllık PKK işgalinden kurtardık. O insanlarla beraber yaptık. Bunları göz ardı etmeyin. Bizim kanlarımız birbirine karıştı diyor ya oradaki Suriyeliler. Evet karıştı. PKK'ya karşı mücadele ederken karıştı. Yani her şeyin bedeli var. Biz bu bedeli ödedik. Türk milleti de bu bedeli ödüyor. Suriyeliler de bu bedeli ödüyor. Bu bedeli ödemezsek PKK Suriye'de devletini kurar. Bu bedeli ödemezsek gelirler. Türkiye'de de PKK Türkiye topraklarını da böler. Biz birlikte hareket etmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.